Evet, Rusya Vanayı kapatacak mı? Doğalgaz göndermeyi durduracak mı? Bu soru savaşın başından beri gündemde ve az önce aktardık son gelişmeyi. Polonya ve Bulgaristan için Vana kapanmak üzere. Bu yarın öbür gün diğer Avrupa ülkeleri için de söz konusu olabilir ve hepsi de çok büyük oranda Rus gazına bağımlılar. Bu savaş devam ederken Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı da gündemdeki yerini koruyor yani. Bir yandan ambargo senaryoları masaya geliyor ama diğer yandan Avrupa Birliği ülkeleri de alternatif arayışında. Avrupa Birliği Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını azaltmak, diğer yandan alternatif ülkelerle görüşmek istiyor. Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, Avrupa Birliği'nin yıl sonuna kadar Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını 2/3 oranında azaltmayı, birliğin Rus petrol ve gazına olan bağımlılığından kurtulmak için 2027 yılı sonuna hedeflediğini belirtti. Gelecek 5 yılda izlenecek politika henüz net bir çerçeveye oturmuş değil. Avrupa Birliği yetkilileri Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltmaya çalışırken Ukrayna kanadından Rus petrolüne derhal ambargo uygulanması çağrıları devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne gerçek bir ambargo uygulaması çağrısında bulundu. Ancak henüz bu senaryo gerçekçi görünmüyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan ham petrol ithalatı günlük ortalama 2,2 milyon varil, petrol ürünleri alımı ise 1,2 milyon varil seviyesinde. Ülkeler bazında alternatif rotalar araştırılıyor. Bu konuda en hızlı davranan İtalya oldu. İtalya Başbakanı Mario Draghi geçtiğimiz günlerde Cezayir'i ziyaret etti. İki ülke arasında Transmed boru hattının kapasitesini kullanarak İtalya'ya doğalgaz sevkiyatının artırılmasına karar verildi. Diğer yandan Reuters'ın haberine göre Fransız enerji şirketi Total ise Mayıs ayı başlarında Avrupa'ya Abu Dhabi ham petrolünü yüklemek üzere bir tanker kiraladı. Habere göre bu tanker Birleşik Arap Emirlikleri'nden 1 milyon varil ham petrolü 1 ila 3 Mayıs arasında yükleyecek. Abu Dhabi'den Avrupa'ya en son yapılan sevkiyat 2020 yılı Mayıs ayında gerçekleşmişti.